İşe bak. Adamlar hem bizi dolandırdı, dairemizi adlarına geçirdiler. Daire gitti. Sonra bir televizyon stüdyomuz vardı. Bunu bizden gasp ettiler. Vermezsek bizi öldüreceklerdi. Onu da verdik. Sonra alacaklarımız vardı. Bunları da vermediler. Yani küçük paralar, 40 bin, 50 bin vesaire. Bunları da vermediler. Bunların benden aldığı daireme kira veriyorum. Kira verdiğim halde adamlar hala memnun değil. Hala başıma çorap örme peşindeler. Ve ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Artık madem televizyonculuk yapamıyoruz, madem yayında olmayacağız, dedik bari kapatalım ismi. Bu sorunları çözersek yine devam ederiz. Bu şekilde bir aşama kat ettik. Elimizde bir lisansımız var, bir stüdyomuz var ve biz bunu kullanamadığımız gibi birilerine kullandırmak istiyoruz. Yani birine kiraya vermek ya da satmak istiyoruz. Maalesef bunlar için de insanlar korktuğu için bizden lisansımızı satın almak ya da kiralama konusunda bunların korkularından dolayı bizimle irtibata geçmediler. Yoksa hali hazırda bir televizyon bugün başka isimle isteyen yayına girebilir, yapabilir. Ama o insanlar da biliyor ki bunlara zıt gelen, bunlara karşı gelen, bunlara ters düşen herkesin sonu hüsran oluyor. Bu yüzden belki de bu sektörde yiyilecek rızkımız yokmuş ama bu kadar alenen bir gasp, bu kadar alenen şantajlarla, tehditlerle maalesef bu sektör bu yargı sistemiyle beraber işi çıkmaza soktu. Bu yüzden zararımız had safhada. Hadi maldan vazgeçtik, şimdi canımız tehlikede. Ve karşımızda bir çete değil, kişiler değil, karşımızda bir örgüt, FETÖ terör örgütü. Düşünebiliyor musunuz? Bu insanların başımıza ne getireceği belli değil. Aileme, çocuklarıma, evimize nice insanlar yolladılar. Korkunç insanlar, korkunç. Biz gözümüzde büyütmüyoruz. Biz de çok insan gördük, biz de çok kabadayı gördük, ortam görmüş insanız. Ama bunlar başka bir şey. Bunlarla ancak devletin baş edebilir. Devletin de şu an belki FETÖ'cülerin çok oluşundan dolayı bize henüz bir el atmadı. Ümidim o ki yakın zamanda bize bir el atsın artık. Canımız tehlikede diyoruz. Malımızı, her şeyimizi aldılar. Canımızı almaya çalışıyor adamlar. Biz şu an kendimizi onlardan korumaya çalışıyoruz. Düşünebiliyor musunuz?